Merhaba arkadaşlar ben Umut Arman Sonay. Genç arkadaşlarımın sesi olmak için çıktığım bir yolda beni daha yakından tanımanızı istiyorum. İzleyip merak ettiklerinizi sormayı unutmayın. Merhaba ben Umut Arman Sonay. Neymiş? AK Parti e, İstanbul 1. Bölge 28. dönem 12. milletvekili adayı. Ben 2003 doğumluyum. 2003 doğumlu mu? 19 yaşındayım. İstanbul Üsküdar'da doğdum. 3 çocuklu bir ailenin 3. çocuğuyum. Öğretim... Oğlum 2003. 2003 doğumlu AK Parti'le ne işin var ya senin? Çocuğum. Öğretim hayatımda lise sanımda 500 üzerinden 400 Ben bir ördek 3. üçüncü elini kutlamıştım. hoş geldin. 92 gidelim. puan olarak Üsküdar Fen Lisesi'ne girdim. Üniversite sınavında ilk 30 bine girerek Koç Üniversitesi'nde Endüstri Mühendisi bölümünde ikinci sınıfta öğretim hayatıma devam etmekteyim. Okul hayatımın yanında profesyonel olarak sporla ilgilenmekteyim şu anda. Galatasaray Spor Kulübü'nde ve Türkiye Milli Takımı'nda stop sporcusuyum. 13 <laughs> senedir profesyonel olarak spor yapıyorum. Ülkeme Avrupa'nın birçok çeşitlerinde temsil ettim. Şimdi de gençlerimizi temsil etmek için böyle bir yolu çıktım. Hepinizin desteğini bekliyorum. Yok bizden sana destek falan yok. Bir de gülüyor ya utanmadan. Enes'in videosunu izle asıl orada ifşa alıyor. Bakayım o zaman dur. Ak Ekstra bir ifşa varsa beklerdim. bak. Umut Kaya 6. eli kutlamış. Şükür ederim. Hoş geldin. Kadak vakasını beklemezdim. Ha Rümeysa Kadak da reklamını yapmış. Yaptılar. Gerçekten ikinci bir Rümeysa Kadak geliyor arkadaşlar. Yolda. Hem de bu sefer eğitim tahsili falan da var. Şaşırırsın yani. Şimdi Twitter'da dünden beri dönen bir video var. Umut Arman Sonay isimli bir arkadaşı değerlendireceğiz bugün. Merhaba arkadaşlar. Ben Umut Arman Sonay. YouTuber girişi olmuş biraz. Çünkü misyonunu da açıklamış. <laughs> Genç arkadaşlarımızın sesi olmak için çıktığı bu yolda onu daha yakından tanımamız gerekiyor. Merak ettiklerinizi sormayı unutmayın. Şimdi birçok soru soracağız arkadaşlar. Yani merak ettiğimiz çok fazla şey var. Kendisi AK Parti İstanbul 1. bölge 28. dönem milletvekili. E, kimi, babası kim bu adamın? Kimin? Adagi. Buyurun isterseniz şeyi. O büyük büyüleyici video izledik. Yeni. Merhaba, ben Umut Arman Sonay. 4 2 Seçen gençler öyle boş beleş değiller. Şuralarda okuyorlar var. Şimdi çocuğun kim olduğunu birazcık araştırmak istedim ve beklediğim gibi arkası boş bir eleman çıkmadı. Öncelikle soyadı üzerinden gittim ve bir inşaat şirketi olduğunu fark ettim. Oo, sonay inşaat. Yakışır. Sonay inşaatın sahibini aradığımda bir aile şirketi olduğunu gördüm. Hacı Aynı zamanda Hacıoğulları şirket şeyi. Sonay ailesi Hacıoğulları Hacı Şirketler grubunun da sahibi. Hacıoğulları Hazır Beton, Hacıoğulları Madencilik İnşaat ve Sonay Denizcilik olarak üç ayrılan şirketler grubu. bunları niye siyasete sokuyorlar ya? Bunun en büyük paydaşı Hacıoğulları Hazır Beton. Bu Geleceğe AK Partisi'ni yapmaya, yapmaya, yapmaya çalışıyorlar? Büyük projelerde beton tedarik eden bir şirket. Sitelerine girdiğim zaman en önemli referansları olarak çevre ve şehir Bakanlığı iştiraki olan emlak konut gösterildiğini gördüm. Bunun yanında havaalanı, belediye tesisleri, yol inşaatları, yurt, rıhtım, toki, okul, tübitak, ek bina ve köprü inşaatları Kazandınız gibi neredeyse para. tamamı devlet ve belediye iştiraki olan ihalelerle dolu bir referans sayfası beni karşıladı. Yani özel sektörle çalışmayı pek sevmiyorlar. İyi de bu konuyla çocuğun bağlantısı ne derseniz Sonay inşaatın sahibini araştırdığımda Hilmi Sonay Bey beni karşıladı. Ve bu arkadaşın eski Instagram postlarına baktığımda büyük babası olarak Hilmi Sonay Bey'i andığını gördüm. Yani anlayacağınız bu arkadaşımız aile şirketinin bir mirasçısı. Aynı zamanda kurucu kişiyi araştırırken Memleketinin de Rize olduğunu öğrendim. Ya bunu öyle vay bir Vay bir vay 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 yine Rize Karadeniz'le. Memleketleri. Evet, beklediğim gibi çocuk öyle boş beleş bir aileden gelmiyordu. Bu kadar destek de boşuna değildi. Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz demişti. Ben de şey giydirmişler iyi Takım elbise falan giydirmemişler en azından yani. <laughs> Hiç çekinmeden şöyle yazdım. Merhaba Umut. izledim ve merak ettiğim bir şey var. Milletvekili olursan devlet babana verdiği ihaleleri arttıracak mı yoksa aynı devam mı? Bunu bazı AK Parti trolleri kaldıramadı ve iddianı kanıtlayamazsan nokta nokta yazdılar ama ben herhangi bir iddiada falan bulunmamıştım. Gayet normal bir soru sordum. Anlayacağınız öyle her kendini bakın ben milli sporcuyum, bu milletin çocuğuyum falan diyerek gazlayan, insanların önüne sunan, sanki ortada liyakat varmış algısı yaratan bu insanlara da bayağı bir Twitter'dan gereken cevaplar verilmiş. Fakat bazı insanlar neden bu çocuğa bu kadar yükleniyorsunuz? Daha çok genç falan yazmışlar. Şimdi arkadaşlar, abi bu çocuğu linçleyecek tabii insanlar. Ben bu çocuğun Twitter'da yediği gayet normal buluyorum. Yani bir insan AK Partili olamaz abi. Yani yok böyle bir şey. Bir insan AK Partili olursa o tepki çeker. Aynısını kafalara falan da yapıyorlar. Kafalarda geçen yayında bakmıştık ki ona yani. Ee, Atakan Özyurt'un paylaştığı şey. Yani tamam evet demokrasi isteyen istediği şeyi destekleyebilir vesaire de AK Parti abi bu yani. AK Parti'nin bu ülkeye büyük bir zararı var. İnsanlar haklı olarak tepki verecek tabii ki. Şu anda normal bir demokrasi ortamı yok. İnsanlar kızmakta haklı. Üstüne bu çocuk bir de genç, yaşı da küçük. Yani normal insanların tepki vermesi. Çok normal. Ki kafalar mevzusu ayrı bir şey. Burada bir PR dönüyor, bir reklam dönüyor. Ay, normal bir AK Parti destekleyişi değil bunlarınki. Yani bu o doğalgaz üretim tesisi vesaire ülkemiz kalkınıyor. Buna herkes destek olmalı değil. Bu bir siyaset. Kafaların mevzusu yine başka da yani burada Çocuğu tabii ki insanlar tepki verecek yani. Bir insan gençse çok rahat bir şekilde tutarsız olabilir ve biz bu konu hakkında hiçbir yorum yapamayız diye bir kural yok. Çocuk dibine kadar tutarsız. Daha 18 yaşında falan ekonomi yüzünden kan ağlayan esnafların ziyaretine falan gidiyormuş. Bayağı da aktif bir çocuk yani bakabilirsiniz. Her yerde bir etkinliği var. Desteğini hiç esirgemediğin gençler daima seninle yol yürümeye hazır. Şimdi böyle bir şey paylaşırsan sındır kardeşim. Erdoğan gençlere kap karanlık bir gelecek sunmak dışında ne yaptı? Siz realiteyi reddediyorsunuz. Gelin bugün yoldan 100 tane Türk genci çevirelim. Rastgele. Bu videoyu izlediğini biliyorum. O yüzden direkt senle konuşuyorum Umut. Kaç tanesi çıkıp ben hayatımdan çok memnunum, gelecek adına çok umutluyum diyebilir. Kaç tanesi ülkedeki ifade özgürlüğüne inandığını söyler? Daha siz bugün bu söylediklerim hakkında bile bir şeyler cımbızlayıp, kim bilir Merhaba benim gibi arkadaşlar. içeriklerden arkadaşlarıma da yaptığınız gibi ifadeye çağıracaksınız, trollükler yapacaksınız. Bu ülkenin genci konuşamıyor Umut, konuşamıyor, kendini ifade edemiyor. Bir insanın AK Partili olmasıyla sıkıntım yok, bir insanın realiteyi reddetmesiyle sıkıntım benim var. Benim bu... bir insanın AK Partili olmasıyla da sıkıntım var, işte benim de problemim bu, benim... Bir insanın AK Partili olmasıyla sıkıntım var. Yani beynim basmıyor bir insanın AK Partili olmasına yani. Benim kabul ettiğim bir şey değil evet demokrasi vesaire zurt da yani şöyle bir ortamda benim bir insanın AK Partili olmasıyla sıkıntım var. Yani arkadaş falan da olmam bir AK ile muhabbet de etmem. Böyle Yapacak bir şey yok. Ülkenin yarısı zaten AK Partili. Bir insan AK Partilidir. Gerçekten de hiçbir şey bilmiyordur. Ülkeye dair hiçbir fikri yoktur. Cahildir abicim. Böyle insan yok mu? Ya bu hakaret olarak falan söylemiyorum. Gerçekten bir şey bilmiyordur. Böyle binlerce insan var değil mi? Tamam bunlara belli bir tepki gösterebiliriz ama asıl sıkıntı ne biliyor musunuz? Bu kadar her şeyin farkında olup doğduğu günden beri başka bir yönetim görmemiş bu insanların 19 yaşındaki çocukların çıkıp bu adam bizim yanımızdaydı, gençlere destek verdi falan demesi. Ya ben niye konuşurken korkuyorum o zaman? Sinirleniyorum, gerginim. Çünkü ortada büyük bir yalan var ve bunu anlatmak istiyorum. Anlattığımı da düşünüyorum. Evet tabii yani çok haklı herkes yani gayet sinirlenmekte haklı. Bu adamlar neler yaptı yani? Daha geçen de daha bugün değil mi? TRT'ye kimi çıkartmışlar onu da az önce gördüm. TRT'yi birisini çıkartmışlar ha şu. Terör örgütü PKK elebaşının muhalefete yönelik sözleri TRT'de gösterildi. Bak yine. Yani ilk de değil. Yani bu adamlara ben eee destek vereni sevmem. <laughs> sevmem yani. Hoşuma gitmez. Yo, i̇lk ilk defa yaptıkları bir şey de değil yani. Neyse bu TRT'nin kapatılması satılması lazım. İnşallah yaparlar. Bizim aile AK Partili ve Kemale asla sıcak bakmıyorlar. Sinan bir çevirsem nasıl olur? Valla bilemiyorum abi. <laughs> Bayramda e, galiba insanların biraz morali bozulmuş. Bayramda ziyaretlere gittiğinde insanlar biraz çevresindekilerin AK Partili olduğunu görünce e, sinirlenmiş galiba biraz. Öyle bir şeyler de gördüm Twitter'da ama çok da fazla değil ya. Genel olarak insanlar bıkkın ya genel olarak insanlar bıkkın. Bu seçimin kazanılması lazım. Bu dönemde AK Partili olana saygım yok. Ailem tanıdıklarım dahi olsa saygı duymuyorum. Benim tanıdıklarımda AK Partili yok da. Ee, yani bilmiyorum öyle bir durumda sonuçta annem baban yani o kadar da değil. <laughs> Anlatmaya çalışırsın abi. Bir şekilde ikna etmeye çalışırsın yani. Muhalefeti kötülemek için P PKK propagandası yapıyorlar gözleri. Yani o hep yaptıkları şey ya ilk defa da yaptıkları bir şey değil bu. Hep yapıyorlar bunu. Yani daha Erdoğan bayramda camide tekrar siyaset yapıyor. Direkt caminin avlusunda. Oh ah, oh. Ah.